Merhaba arkadaşlar, G-Unit'i güçlendirmek için yeni bir PES 2021 top açılım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeni transferlerimiz kimler olacak? Bu hafta biliyorsunuz Liverpool ve Arsenal topları geldi, siyah toplar geldi. Arkadaşlar bu videoda daha önce hiç görmediğiniz farklı bir top açılımı konsepti gerçekleştiriyoruz. Böyle rekabetçi bir top açılımı yapıyoruz. Engellemeli top açılımı, bilmiyorum başlık olarak ne atmışımdır da az sonra anlatacağım. Ben bu videoyu Onur abi ve Arden'le daha önceden çekmiştim ama benden kaynaklanan bir teknik hatadan dolayı onların sesini OBS kaydı almamış. O yüzden sadece benim konuşmalarımı göreceksiniz ama yine de hani bana çıkan oyuncuları göresiniz diye bu videoyu atmak istedim. Böyle biraz daha kısa oldu ama umarım bir sonrakinde telafi edeceğiz. Konsept çok zevkli. Başla isterseniz tekrar ben anlatayım burada. Şimdi her açacağım topun içinde belli oyuncular var biliyorsunuz. O listeden Arden ve Onur abi ortaklaşa karar vererek bir tane oyuncuyu söyleyecekler. Örneğin diyelim Van Dijk var Liverpool'da. Van Dijk dediler. Van Dijk eğer çıkarsa benim açtığım o topta Van Dijk'ı ben direkt sileceğim. Yani böyle büyük riskli bir top açılımı. Hani biz birbirimize karşı mücadele ediyoruz. Bu şekilde de hani top açmalarda bile rekabetimiz devam etsin diye böyle bir şey düşündük. Umarım hoşunuza gidecektir arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle ben Arsenal'den başlayacağım. Size oyuncuları göstereyim. En iyisi burada Aubameyang. Klasik burada yani Aubameyang'ı istemeyecekler. Yani söyleyecekler. Şimdi strateji şu arkadaşlar. Hani hangi oyuncu çıkacak onu önce tahmin edecekler ki onu söylesinler. Yoksa diyelim Aubameyang dediler. Pepe çıktı. Pepe'yi alıyorum ben. Tierney dediler arkadaşlar. Şimdi olaya geldik. Arsenal dedim. Hemen şöyle pompalıyoruz. Bakalım Aubameyang geliyor mu? Onur abiye de Aubameyang çıktı. Arden'de de var. Ve çok kritik. Çok kritik. Yo, Pepe mi geldi? Pepe. Galiba yo, Aubameyang bu kadar koyu tenli değil ya. 19 Pepe. Yes. İşte bu. Bak Pepe'yi alıyoruz arkadaşlar. Pepe deseler de alamayacaktım. Silecektim. Yes, forvet de oynayabiliyor. Forvette de yemyeşil. Forvette de yemyeşil. İşte bu. Gel bu arada arkadaşlar güncellenmiş G-Unit formalarımız, mor menekşe formalarımız biraz daha dizaynı değişti hafiften. Arkada renkler de daha belirgin olsun diye değiştirdik. Ne seçiyorsunuz bu sefer? Lacazette zaten istemem, eyvallah. Sağ olun. Yani isterim, oynatırım da bakalım bir şey yapacağız artık. Haydi lütfen. Aubameyang. 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 Aha. Bu kim lan? Pepe mi yine? Pepe değil mi? Aa 7. Kim bu? Saka. Aa, lan sarıymış. Ben de diyor. Ben de çocuğum ten rengine odaklanmışım. Siyah. Siyah falan. Saka kral ya. Gel yedek. İyi bir yedek oldu. Ya niye sarı top çıktı bu arada? Aubameyang'ı mı kilitlediniz? Şimdi çok kötü olur ama. Çok kötü olur ama. Yani Tierney o kadar büyük upgrade değil aslında bana ama. Aubameyang'ı kilitlediler arkadaşlar. O zaman Tierney gelsin. Tierney gelsin. Tierney gelsin. Yes! Tierney falan geldi ya da şak. Tierney mi? Aa David Luiz geldi. Yes! Yes! İşte bu. Olay bu abi. Kitlersiniz ama G-Unit yine açar toplarını. Hepsi 3'te 3 ama. Tabii yani ikinci topumuz altın çıkması kötü oldu. David Luiz iyi değil mi? Artık Savic Reis oynamayacak. Aynen 88. Hemen şöyle bakıyoruz. Bana hepsi yarar abi. Alexander Arnold da süper yarar. Henderson bile yarar diyormuşum. Alisson da lazım. Meret'in üstüne 87'lik 92 Alisson, evet. Alisson mu dediniz? Bence Van Dijk geliyor abi. Hayırlı uğurlu olsun hadi. Van Dijk lütfen. Lütfen Van Dijk. Lütfen Van Dijk. Alisson. Aha kaleci gelmedi. Henderson geldi ama kesin ya. Henderson. Ay en istemediğim oyuncu geldi ya. Gel yakışıklı gel. Gel. Neyse. Peki şimdi tekrar göstereyim listeyi. Kim abi? Şimdi bence Alisson geliyor. Alisson geliyor. Alisson. Salah olur. Kim bu? Van Dijk değil.
Fabinho mu? Fabinho. İyi. Orta saha defa. Ya çok orta sahan oldu arkadaş ya. Yani. Valla benim çok orta sahan var. Fabinho geldi. Bana Alisson lazımdı. Van Dijk dediler. Okey. David Luiz'im var orada. Sıkıntı yok. Kongre ile David Luiz ama Van Dijk gelmesin. Zaten gelmez bana o. Bana Alexander Arnold gelse en çok yararlı olur. Aha kaleci. Yes. İşte bu Alisson. Uf, bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Alisson reis gel kral. Arden zırzı sever. Arden zırzı sever Alisson. Ya işte bu Arden zırzı sever Alisson. Şimdi şöyle bir bakalım mı? Ne olduk? G-Unit'i tanıyalım bir. Yeni G-Unit. Hiçbirini engelleyemediler. Meret sen de kraldın ama. Yani Alisson bir gelsin önce. Şimdi Pepe'yi ben çok merak ediyorum. Santrfor'da. Bu kötü oldu. Bir dakika. 86 oldu. Bitiriciliği falan düşükse hani o yüzdendir. 86 yine hani şey kadar var. Yine benim kimdi orada? Sanchez kadar var. Defansif orta saham geldi şimdi. 89. Beckham. Artık bak Beckham'ı şöyle de oynatabilirim. Beckham orada da çok efektif oluyor. Bu arada sizce Kroos mu yoksa Henderson mı? Henderson mı Kroos mu göbekte? Henderson tam bir dinamo gibi yani. Şöyle gösterelim de 90 dayanıklılık. Paslar güzel. Yani aslında benim orta sahada Maestrom, Thiago'm var zaten. Henderson Kroos'tan bence daha iyi olur. Kroos'u da çıkarıyoruz. Ve David Luiz kralı da getirelim hemen. Savic çok severdik kendisini ama. Schulz'un yerine işte ben Tierney'i istiyordum aslında ama olmadı. Bu Bukayo Saka sol bek de oynuyor aslında. Şöyle bir göstereyim. Orada 78'e düşüyor. Allah Allah. Adam FIFA'da sol bekti normalde. Evet. Onun haricinde de zaten yedek bir santrforum oldu artık. Yani Alexis Sanchez mi Pepe mi bilmiyorum da şu an. Ve arkadaşlar görüyorsunuz. Upgraded more Menekşe G-Unit Power. Görüyorsun Menekşe Power döndü. Full Menekşe Power oldu bizim takım. Efsane. Schulz, Thiago, Carvajal. Onları da Menekşeleriz yakınlarda kendilerinden. Yeni paketlerde işte. Burada çok memnunum ben takımımdan. Artık rakiplerim bence biraz korktular. Orada sessizleştiler iyice. Bu videodan sonra aynı gün muhtemelen Menekşe Spor G-Unit yani vs. Arden Zırz'a karşı bir mücadele gelecek. İç sahada olacağız. Menekşe Telekom'da inanılmaz bir maç bizleri bekleyecek. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Konsept hoşunuza gitti mi? Nasıl geliştirebiliriz bu konsepti? Onu da yazarsanız yorumlara çok seviniriz arkadaşlar. Devamını görmek istiyorsanız belirtmeniz çok önemli bizim için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.